Romanya Haberi hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Bu hafta insan hayatını ilgilendiren bir konuyla başlayacağız. O da direksiyon başına geçince her şeyi unutan hız canavarları. Bu gece yarısı başkent Bükreş'te bir sürücü saatte 186 km hız yaparken yakalandı. Polisler tarafından durduruldu. Ehliyetine 4 ay süreyle el konuldu. Ve 1300 lira para cezası kesilmiş oldu. Evet, başkentteki bu durum belki kazasız belasız atlatılmış. En azından polisle vakitlice el koymuş oldu. Ama Kluj'da maalesef böyle olmadı. Kluj'da yine hız denemesi yapan, şehrin göbeğinde hız denemesi yapan genç 180 km hızla giderken altındaki lüks bir araçla girdiği virajı alamayarak bir elektrik direği savruldu. Bir elektrik direğine çarptı, otomobil paramparça oldu ve 25 yaşındaki genç hayatını kaybetmiş oldu. O açıdan İçimizdeki hız canavarını durduralım diye bir uyarı yapmak istedim. Böyle bir gündemle başladım. Diğer gündemimiz ise Birleşmiş Milletler verilerine göre Romanya'nın nüfusu azalmaya devam ediyor. 15. sırada Romanya'nın hız azalması ve Romanya gibi benzer komşulardaki ülkeler, yani Letonya, Litvanya, Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkeler de benzer azalma gösteriyorlar. Paralellik arz ediyor nüfustaki azalma ve 2050 yılı için Romanya nüfusunun 16 milyon olması öngörülüyor bu şartlarda, bu şekilde giderse. Neden? Çünkü doğum oranındaki azalma halen aynı şekilde sürüyor ve yurt dışına çalışmak için yurt dışına göç de aynı hızla devam ediyor. Nitekim geçen yıl Romanya'da ortalama diyelim 180 bin çocuk doğmuş ve 200 bin insan ülkesini terk edip bir batı ülkesine, bir müreffeh bir ülkeye çalışmak için gitmiş. Dolayısıyla bu azalma bu şekilde devam ediyor. Bir diğer konu ekonomiyle ilgili ve ilginç olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. O da şu: Romanya'da kurulu şirketlerin 300 bininin bankada hesabı yok. Evet, yanlış duymadınız. 300 bin şirketin bankada hesabı yok. Hiç banka hesabı açmamış. Peki Romanya'da toplam kaç şirket var? 1.6 milyon. 1 milyon 600 bin kayıtlı şirket var. Bu şirketlerden 300 bini, yani %20'sinin hiç banka hesabının olmadığını, hiç banka işleminin olmadığını görüyoruz bu defterdarlık başkanının açıklamasında. Tabi banka hesabı olması yasal olarak bir zorunluluk olmadığı için tabi bu konuda henüz yapılabilecek bir şey yok, ama bir çalışma bu konuda düşünülüyor galiba ki gündeme gelmiş oldu. Çünkü şirketin banka hesabının olması demek, şirketin faaliyetlerinin banka üzerinden denetlenmesi ve vergilendirmenin daha kolay yapılabilmesi demek. Peki bu banka hesabı olmayan şirketler ne yapıyorlar? Her şeyleri elden veriyorlar, makbuz karşılığı veriyorlar. Vergilerini nasıl ödüyorlar? Gidip defterdarlık dairesine elden götürerek, nakit götürerek ödemiş oluyorlar. Böyle bir durum var Romanya'daki şirketler açısından. Paradan bahsetmişken, Romanya'da dolar hızlı yükselişini sürdürüyor ve 5 lei geçmiş durumda. Şu an bugünkü kurla itibariyle dolar 5,06 lei'den işlem gördü. Euro ise 4,96 lei'den işlem gördü. Bugünkü rakamlar bu şekilde, bu notu da sizlere aktarmış olayım. Asgari ücret herkesin ilgilendiği bir konu, çünkü bütün maaşlar asgari ücrete göre şekillendiriliyor ve Romanya gelecek yıl ne kadar asgari ücret ödeyecek insanlara? Bu konuda hükümetin ortakları, sosyal demokrat ve liberal ortakları tabii ki bu konuyu tartışıyorlar. Sosyal demokrat ortak bugün açıklama yaptı. Dedi ki biz 3000 lei olmasını teklif edeceğiz ve bu konuda ısrarcı olacağız. Eğer 3000 lei olursa asgari ücret brüt olarak 1774 lira geçecek net olarak her bir vatandaşın, her bir asgari ücretlinin eline. Bu da şu demek: bu yılki asgari ücreti 2021'e göre 2022 yılında 230 liralık bir fark yapılmış olacak asgari ücretlere, böyle bir zam yapılmış olacak. Bakalım bu plan, bu niyet önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek mi, yoksa bir düzeltme mi yapılacak, bunu tabii ki izleyeceğiz. Geçen haftanın önemli gündemlerinden birisi Mahsa Amini protestoları. Hani bir kadının alındığı karakolda
kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, sonrasında insanların sokaklara dökülmesi olayları var biliyorsunuz. İran'da da baskıcı bir rejim var. Tabii bu birçok ülkede ses getirdi ve protestolara neden oldu. Romanya Dışişleri Bakanlığı da hem Romanya'da bununla ilgili protestolar yapıldı hem de Romanya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve barışçıl gösterilere otoritelerin orantılı müdahale etmesini ve barışçıl gösterilere müsaade etmesini, halkların tepkisini kale almasını isteyen bir açıklama, bir yazılı açıklama yapmış oldu. Bunu da burada zikretmiş olalım. Başkentlileri ilgilendiren, başkent sakinlerini ilgilendiren bir gündemi sizinle paylaşmak istiyorum. Yani sakin deyince geceleri insanların dinlenmesi iş verimi açısından önemli. Fakat geceleri uykumuzu bölen, uykumuzu kaçıran önemli bir şey sokaklardan gelen o motor gürültüsü ya da araç gürültüsü. Çünkü egzozlarını böyle değiştirip gürültü çıkartmasını sağlayan bazı değişiklikler yapıyorlar. İşte buna artık sınır getirilecek ve geceleri 60 desibelden fazla, 60 desibel bu üst sınır, gürültü çıkaran araçlara 5000 lei para cezası, 1000 euro diyebiliriz bugünkü rakamlarla, 1000 euroluk bir ceza kesilecek. Şu anda bu müzakerede eğer geçerse Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gerçekten bu Bükreş sakinlerinin sakin bir gece geçirmesine büyük katkısı olacak. En azından kendi açımdan da bunu ifade etmiş olayım. En çok rahatsız olduğum konulardan biri bu. Belki birçoğunuzun o şekildedir. Hayatımızı, gecemizi bir egzoz sesinin bölmesi. Bunu sizlere aktarmak istedim. Hafta sonu ne yapacağız diye düşünenler için yine başkent Bükreş ya da hafta sonunu Bükreş'te geçirecek insanlar açısından bir gündemim var. O da başkent Bükreş'te biliyorsunuz tarihi mekanlar var, tarihi binalar var. Bunlardan bir tanesi Fransa'daki Arcul de Triomphe dediğimiz o zafer tağının bir kopyasının Bükreş'te yer alması. İşte o Arcul de Triomphe'un bu yıl 100. inşa yılı, 100 yıl önce inşa edilmiş. Dolayısıyla hafta sonları Arcul de Triomphe Bükreşlilerin ziyaretine açılacak ücretsiz. Eğer hafta sonuna da bir şey yapmak, oraya o bölgeye gitmek isterseniz 12 ile 20 arasında Arcul de Triomphe'a girebilirsiniz ve hatta en üst kata terasa çıkıp terastan etrafı çıplak gözle seyredebilirsiniz. Ve teleskoplar, çünkü biraz belki sıra da olacak, ilgi de olacağı için 4 tane teleskoptan Bükreş'in manzarasını seyretme imkanınız olacak. 16 Ekim'e kadar bu imkandan faydalanabilirsiniz. Yine başkent Bükreşlileri ilgilendiren bir konu var, onu söyleyeyim, hatırlatayım. Sektör 1, sektör 2 ve sektör 4, 1, 2 ve 4 sektörlerde oturanlar buradan 600'den fazla binada su kesintisi, sıcak su kesintisi olacak. Perşembe gününe kadar sürecek. Bu konuyla alakalı zaten kapılarınıza yazılar asılmıştır, uyarılar yapılmıştır. Bu konuyu başkent Bükreş'te oturan sektör 1, sektör 2 ve sektör 4'te oturan kişilere, takipçilerimize hatırlatmış olalım. Sporla ilgili birkaç gündem paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz Romanya'nın Bulgaristan'la birçok Tuna Nehri üzerinden birçok bağlantı noktası var, köprüler var, efendim işte vapurlarla transferler yapılıyor. Bir tarafında Curcu şehri var, öbür tarafında Rusçuk şehri var. Tuna Nehri üzerindeki en eski köprü. İşte onun üzerinde bir maraton yapıldı. Dostluk Maratonu dendi adına. Bu hafta sonu gerçekleştirildi. 220 atlet katılmış oldu. Curcu'dan başladı yarış. Rusçuk'ta, Bulgaristan kenti Rusçuk'ta tamamlanmış oldu bu yarış ve hem erkeklerde hem kadınlar kategorisinde Bulgar atletler birincilik sırasını almış oldu. Böyle bir dostluğu güçlendirici güzel bir aktivite, spor aktivitesi olmuş oldu. Ben de sizinle bunu paylaşmış oldum. Romanya'yı sevindiren bir haber de Kano'dan geldi. Kano yarışlarında, Münih'te yapılan dünya turnuvasında Romen kanocular 4 tane altın madalya almış oldular. Bu da Romen spor adına bir başarı olarak kayda geçmiş oldu. Bir başka gündem futbolla ilgili. Biliyorsunuz Türkiye 65 bin nüfuslu Faroe Adaları'na yenildi. Şimdi bu akşam Romanya'nın maçı var. Uluslar B Ligi'nde 3. grupta Bosna Hersek'i ağırlıyor Romanya. 21.45'te oynanacak maç ve Türk hakem yönetecek, Halil Umut Meler yönetecek bu maçı. Romanya'ya buradan, Romanya milli takımına başarılar
diliyoruz. Hava durumuyla konumuzu, bültenimizi kapatalım. Hava bugün ve yarın biraz özellikle ülkenin batı ve orta kuzey bölgelerinde 14 vilayette biraz böyle soğuk hava ve yağış uyarısı yapıldı. Kalan bölgelerde mevsim normallerinde ama çarşambadan itibaren böyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını ve yazdan kalma günler yaşayabileceğimizi göreceğiz. Öngörülüyor meteoroloji tarafından. Ama önümüzdeki hafta ise ani bir soğuma olacak. Dolayısıyla bu hafta içerisindeki o sıcak güzel günlerin kıymetini iyi bilin, iyi değerlendirin. Fakat o sıcaklık değişimlerinde de kıyafetinize, sağlığınıza dikkat edin. Bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.